Geldi, düğün sezonu başladı. Sahte altınlar da piyasaya çıktı. Düğünde takılan sahte altın çiftlerin en mutlu gününü kabusa bile çevirebiliyor. Peki sahte altın gerçeğinden nasıl ayırt edilebilir? Ayrıntılar haberimizde. Düğün sezonu açıldı, altın satışları da arttı. Ancak İstanbul'da damat ve gelin arasında yaşanan bir tartışma, sahte altın tartışması başlattı. Diyelim ki bir burma bilezik ya da bir çeyrek altın alacaksınız ama sahte ya da gerçek olduğunu nasıl anlayacaksınız? Altının olmazsa olmazı nedir? Tek tavsiyemiz vatandaşın kuyumcudan, belirli kuyumculardan, mağaza sahiplerinden almak zorunda. Eğer altın sahte ise görünüşünden bunu anlamak mümkün olmuyor. Ancak imitasyon, yani taklit ürünler kendini ele veriyor. İmitasyon alanın bellidir. Renklerde uyumsuzluk vardır. Görsellikte hafiftir. Altının verdiği o emtia ağırlığını vermez. İmitasyon olarak yapılmışları dikkatli göz görür, anlar. Renk farkı vardır. Altındaki düzgünlük yoktur. İşçilik düzgünlüğü yoktur, daha kabadır. Sahte altına karşı vatandaşın da kendince uyguladığı yöntemler var. Kağıda çiziyorlar, hani boyarsa, kalem gibi iz bırakırsa sahte değil diyorlar ama denemedim, bilmiyorum. Bakınca görüyorum parlak, çok beğeniyorum ama sahte mi değil mi ya da söyledikleri kalitede mi, bunu test etmem mümkün değil. Kuyumcular da müşteriyle aynı fikirde. Vatandaş altının sahte olup olmadığını anlayamaz kendi. Kuyumcuların da dediği gibi gerçek altınla imitasyon altını ayırmak çok da kolay değil. İşte bu gördüğünüz bilezikler imitasyon ve bunlara sahip olabilmek için 50 lira vermek yeterli. Piyasada imitasyon altın bileziklerin fiyatları ise 5 ila 7 lira arasında değişiyor. Elinizde görüyoruz imitasyon bilezikler. Çok satılıyor mu? Evet, özellikle düğün sezonunda bayağı bir satılıyor geline takmak için. Bu sene çok sattınız mesela bunlardan. Kaç tane sattınız? Bayağı bir gidiyor hani. Her gelen kişi 5-6 tane alıyorlar.